Rusya'yı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi askeri hava ve deniz üslerinden yararlandırma anlaşması ve Türkiye'ye karşı tarihi saplantıları Rum tarafının başta Avrupalı müttefikleri nezdinde güvenilirliklerini erozyona uğratmaktadır. Şimdi oldu. Tamam. Doğru sayfadaydık. Bir ileri gittiniz. Evet, şimdi hidrokarbon kısmet mi veya lanet mi konusuna bir bakmak istiyorum. Hidrokarbon tabii ki siyaset ve güçtür. Bu gücün nasıl yönetildiği, kullanıldığı, kısmet mi, lanet mi olacağını da belirler. Kıbrıs örneğinde hidrokarbon keşfi egemenlik konusunda cereyan eden uyuşmazlığı derinleştirmektedir. Ancak hidrokarbon öngörülü ve vizyoner liderlerin elinde değişim, uzlaşı ve işbirliği için etkin bir katalizör olmaya adaydır. Hidrokarbonun kötü yönetimi komşu ilişkilerinde rekabet paylaşım kavgası başlatabilir. Bunu Kıbrıs'ta görüyoruz. Yani Türkiye'nin bu konudan dışlanması, Kıbrıslı Türklerin eski bir ortak olarak ve eşit siyasi taraf olarak dışlanması bir olumsuzluk unsuru, bir kavga, bir kavga nedeni olabilir. İçte ise kötü yönetim, etnik veya din mezhep farklılıklarına dayalı çatışma, bir sektöre bağımlılık, merkeziyetçilik, hükümetin dengesiz güçlenmesi, kamu sektörünün orantısız büyümesi, kötü yatırım kararları, gereksiz altyapı yatırımları, şehirlere göç ve kötü gelir dağılımı gibi olumsuzluklara yol açabilir. Sudan, hidrokarbon keşfi ile etnik farklılıklara dayalı çatışma arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından Kıbrıs'ta her iki tarafında ders alması gerekli bir örnektir. Su, bağımlılık korkusu ile hareket eden bir konu mu yoksa bir fırsat mı? Bunu Kıbrıs bağlamında söylüyorum ve başka tabii ki örnekleri de var. Su alternatifi olmayan, yaşamsal öneme haiz doğal bir kaynak. Bunu Sayın Hocamız çok güzel bir şekilde anlattı. Bunun sebeplerini de söyledi. Ben sadece birkaç tanesini buraya sıraladım. İşte küresel nüfus artışı, tarım ve endüstride suya artan talep, hayat kalitesindeki iyileşmeler, küresel olarak büyümekte olan turizm sektörü, su kaynaklarının kirlenmesi, kullanılabilir su kaynaklarına baskı ve talebi artırmaktadır. Su fakiri olan Orta Doğu bölgesinde bu baskı daha da ağır hissedilmektedir. Nitekim son 50 yıl içinde Orta Doğu'da su paylaşımının da sebeplerinden biri olduğu iki savaş yaşanmıştır. 1967 İsrail-Suriye Savaşı, Ürdün Nehri sularının paylaşımı konusunda ve 1980-1988 İran-Irak Savaşı, diğer sebepleri yanında Şatül Arap suyunun paylaşımı konusunda. Türkiye'nin Seyhan ve Ceyhan nehirlerinden İsrail, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Körfez ülkelerine barış suyu projesi stratejik bağımlılık yaratacağı endişeleriyle alıcı ülkeler tarafından yeterince desteklenmemiştir. Güney Kıbrıs'ta benzeri nedenlerle Türkiye'den 2014 yılında gelecek, KKTC'ye gelecek suya mesafeli yaklaşmakta ve bunu bir fırsat olarak görememektedir. Su gibi enerji temini ve transit boru hattı geçişleri konularında da bağımlılık endişeleri sık sık dile getirilmektedir. Su ve enerji kullanımında bağımlılık endişelerini gidermenin yolu, işbirliğini ve karşılıklı bağımlılığı geliştirmektir. Yani bir taraftan Güney Kıbrıs'tan enerji alıyorsunuz, bir taraftan da o tarafa su veriyorsunuz. Bir karşılıklı bağımlılık meselesi var. O koşullarda bunun bir stratejik işte tehdit unsuru olması ortadan kalkıyor. Çünkü bir caydırıcılık elemanı da var. Karşılıklı bağımlılık bir caydırıcılık getiriyor. Bunun yanı sıra bağımlılık risklerini azaltmak için gerek bölgesel gerekse küresel düzeyde bir işbirliği ve denetim mimarisine de ihtiyaç vardır. Şu anda böyle bir eksik var. Özellikle transit boru hatları konusunda. Bu maksat için uluslararası güvence mekanizmalarının geliştirilmesi, enerji ve suyun uluslararası işbirliği ve barışa katkılarını artıracaktır.